elbette olabilirler. Yani zaten gözüküyor mesela. Ateistler masumların canına saygılı olabilirler. İnsanların malına karşı saygılı olabilirler. Emanet kendisini olunca emaneti geri verebilirler. İnsanların dedikodusunu yapmayabilirler. Tam tersine inananların bir kısmı da inancını gereğine aykırı bir şekilde inandığını beyan ederken masumların canına e, zarar verebilirler. Veyahut da insanların emanetine hiyanet edebilirler. Burası çok açık yani insanların e, inanan bir birçok insanın ahlaki yasaları ihlal edebileceği de ateistlerin ahlaklı olabileceği de e, çok açık. Bunda bir sorun yok hatta bunun neden böyle olabileceği de gözüküyor. Yani insanlar doğuştan bir ahlaki sistem edinecek şekilde olmuş e, e, dünyaya geliyorlar. Son 20-30 yıldaki... E, Psikoloji alanında ve bilişsel bilimler alanındaki çalışmalar, kognitif e, science alanındaki çalışmalar bunu gösteriyor. Hı hı. Doğuştan bir ahlaki yapı edinecek şekilde çocukluk yaştan görüyoruz. Yani ahlaki bir sistem edinmek her insanın fıtri, doğasından gelen bir yapısı. Yani Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Ateist herkesin içinde var. Evet. Ha, tabii ki insanlar ahlaki yapıyı edinecek e, donanımla geliyorlar. Karşılaştıkları kültürle beraber... Hem içindeki donanımın neye uyum sağladığı değişiyor. Donanımdan belli şeyler geride de kalabiliyor. E, farklılıklar oluşuyor insanların içinde. Fakat madem ki insanların doğuştan ahlaki bir sistem edinecek yapıları var. O zaman ve bu ateistler de bunda istisna değil. Ki Kur'an'da da işte fıtrattan verilen dine uyun diyor. Hı hı. 30. sure Rum suresi 30. ayet. Allah insanları onun üzerine yarattığını söylüyor Bakın inananları yarattı, Yahudileri Hristiyanları yarattı demiyor. Tüm insanlar fıtrat üzerine yaratıldı ve orada dost doğru bir din olduğunu söylüyor ayet. Yine ayet insanların çoğu habersizdir diyor. Hı. Yani insanların çoğundan fıtrat özellikleri var ama çoğu bunun gereğini yapmıyor insanların. Sonuçta ateiste de fıtrat özellikleri olduğuna göre elbette ki e, ahlaki bir yapı gösterebilir. Burada ama büyük bir ama var. Emre hocamla ben bazen işte o e, ahlak delilini sunduğumuzda Birçok kimsene söylediğimizi anlamayıp bu soruyu soruyor ateistlerde ahlaklı olamaz mı diye. Oysa bizim söylemeye çalıştığımız şey şu oluyor ahlak delilinde. Ancak Allah'a inançla ahlaki bir yapı akılcı temel bulur. Bakın biz Allah'la inançla akılcı temel bulur diyoruz. Yoksa birçok zaman biz sezgilerle hareket ediyoruz ahlaki eylemlerimizde. Akılcı temelini düşünmeden hareket ediyoruz. Yani ahlaki eylem Ama akılcı temel meselesine girersek Allah'a inanmadan ahlakın akılcı temeli yoktur ahlaki eylemlerin diye çok çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı hı. Şöyle düşünün. Diyelim ki siz eylem mesela birisinin cüzdanı düşürdü. Cüzdanı geri vereceksiniz. İçinizden gelen hisler ateiste de başka birine de o cüzdanı geri verdirtebilir. Fakat cüzdanı tam geri vermeyi düşünen insan bir anda orada cüzdanı geri vermezse hayat boyu rahat edecek kadar para olduğunu, yakalanma im imkanı olmadığını düşününce parayı cebine atmayı da düşünebilir. Şimdi bunu geriye vermesinin rasyonel temeli ne? Şimdi Allah'ın varlığına inandığımızda Allah'tan çalmayın diye ahlaki bir buyruk var. Bu ahlaki buyruğunun mantıksal bir temeli var. Toplumu aşan, bizim bütün çıkarlarımızı aşan bir temeli var. Ve Allah her an her şeyi görüyor. Ya eylemlerimizi göre Ahirette karşına alacağız. Kısacası Allah'ın emri olması eyleme akılcı bir temel verdiği gibi, Ahiret'in de varlığı ayrıca motivasyonel bir temelde e, evet. ahlaki yapıya oluşuyor. Şöyle düşünün eğer ki Allah'ın varlığına atıf yapmazsanız ahlaki buyruklar toplumla sınırlı oluyor. Mesela bazı toplumlarda diyelim Afrika'da çocuklara işkence edilmesi var. Çocuklar daha çok gelişsin diye küçük yaştan çocuklar olmadık işkenceler yapıyordu. diyelim iyi böyle şey bir şeymiş gibi. O toplum bunu kabul, kabul ediyor. Etmiş. Şimdi o toplum eğer ki ahlakın kaynağı Allah değil derse birisi o zaman toplum veya birey demek zorunda. Eğer bireyi veya toplum aşan bir yönü yoksa ahlakın o zaman Afrika'daki o kabile çocuklara işkence edilmesi hoş görüyor diye doğru göreceğiz. Veyahut da daha yakın dönemden bir örnek düşüneyim 20. yüzyıldan Naziler... Almanya'nın önemli bir kısmında öyle bir kültür oluşmuşlardı ki Alman ırkını üstün görmek, bu üstünlükten dolayı Çingenileri, Yahudileri, Slavları öldürmek, özürlüleri gerekirse öjenik yüzünden nesli temizlemek adına özürlüleri öldürmek, normal gözüken bir kültür oluşturmuşlardı geniş bir alanda. Değil mi? Bir de yani evet. bilimde falan da gelişmiş bir toplumdular o dönemdeki Almanlar. Eğer ki e, ahlakın temeli bir tek toplumsa, kültürse o zaman Naziler ben bu kültürde yetiştim deyip bunu yapmalarını doğru görecektik. O zaman Nazilerin bizim yanlış olduğunu söyleyeceğimiz bir zemin de kalmazdı. Ancak birey ve toplumu aşan bir zemin olduğunu düşünürsek ahlaki buyruğun bağlayıcılı olur. Öldürmeyin, çalmayın emirlerine bağlayıcı olur. Dediği gibi Richard Taylor Allah'ı kabul etmediğimiz zaman ahlaki buyruk yani ahlaki mecburiyet fikrinin anlamsız olacağına dikkat çekiyor. Buna benzer birçok. Ahlaki mecburiyet. Çünkü ahlaki mecburiyet şöyleyse öldürmemelisin diye içimizden gelen birisin. Ben sadece hani içimizden gelen biyolojik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Veya çalmayacaksınız. Hı hı. Bunun bağlayıcı bir emir olduğunu düşünüyorum. Bunu sat biyolojik bir şey düşünürseniz işte içimden yemek yemek geliyor. Yemek yemediğim zaman kimseye ayıplamıyorum. Ben yemediğim zaman beri kimse ayıplamıyor. Yemek yemediğim zaman içimden gelen geleniz. Yani içinden gelen his bir şeye mantıksal temel sunmaz. Rasyonel evet. temel için yeterli değil. Yani ateistlerin de diğer dindarların içinden gelen hisler ona doğruyu yaptırtabilir. Ama bu mantıksal bir temel onlara sunmaz. Mantıksal temel için bireyi ve toplumu aşan, ahlaki mecburiyet, ahlaki buyruğun arkasında duran, ahlaki buyruğu insana mecburiyet kılan bir güç lazım. Allah da tam ona karşılık geliyor. Niye? Çünkü bireyi toplumu aşıyor. Ve yaratıcımız olmasa sebebiyle Allah ahlaki buyuru emredebilecek mecburi bir otorite. Yani meşru bir otoritesi oluyor ahlakın. Böylece ahlaki mecburiyet hissi mantıksal bir temele kavuşuyor. Evet. Bu gözüktüğü kadar kolay bir konu değil, farkındayım. Merak edenler benim Fıtrat Delileri kitabından, ahlak bölümünden ondan, <laughs> bunu detaylarını öğrenebilirler. Evet.